İsterseniz ilk önce burada geçen terimlere bir bakalım. Şimdi bir kere bir açılmadan bahsediyor. Yani bir komitede açılma olması, boşalma olması. Yani üyeliklerden birinin boşalması. Burada kesinlikle kullanılacak olan kelime vacancy'dir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar başka şeyler de yazmışlar. Opening falan gibi olmaz. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Vacancy'dir. Vacancy'nin kökü de Latince vacuo'dan gelir. Vacuo. Vacuo, bugün vakum diye bildiğimiz kelimenin köküdür. Vakum. Yani vakum biliyorsunuz bir uzaydaki alandaki havanın dışarı çıkartılması yani havasız hale getirilmesi anlamına gelir. Boşaltma demektir aslında vacancy. Vacancy çok özel bir kelimedir. Kaprisleri vardır ve o kaprislerinin dikkate alınmasını ister kullanılırken. Şunu hiç unutmayın sevgili arkadaşlar. İngilizce'de bir kelimeyi öğrendiğinizde asla ve hatta o kelimeyi izole bir vaziyette öğrenmeyin. O kelimeyi bütün geçmişiyle, etimolojisiyle, cümlede nasıl kullanıldığıyla, sevdikleriyle, nefret ettikleriyle, ilişkileriyle, dayısının kızıyla, amcasının oğluyla beraber öğren. Çünkü her kelimenin bir hayatı vardır. Doğar, gelişir, ilişkiler kurar, kuralları vardır, istekleri vardır. Dolayısıyla kelimeleri öğrenirken size o gönderdiğim kelime tarama sürecini boşlamayın. Yani Webster'ı didik didik edin kelimeyi iyice öğrenebilmek için. Webster bu konuda güzel bir kaynak. Devam ediyorum. Azil. Azil kelimesi AZL kökünden gelir biliyorsunuz Arapça'da. O da işte görevine son verme anlamında kullanıyoruz Türkçe'de. Aslında serbest bırakma demek. Azletmek olayı da biraz kötü anlamda kullanılıyor Türkçe'de ama serbest bırakma demek. Tam karşılığı dismissal'dır. Bunu doğru kullanmışsınız. İstifa resignation'dır kesinlikle. Hiç bu konuda tartışmasız bir şey. Demin söylediğim gibi demişini burada kullanamayız. Şimdi devamında bu cümleyi verme sebebim oydu zaten. Üç tane şey sayıyor. Arkasından Türk Ticaret Kanunu bilmem ne vardı, sayılan hallerden birinin mevcudiyeti. Hal. Hal ne demek arkadaşlar? Mesela Tuğçe situation demiş. Değil mi? Yanılmıyorum değil mi Tuğçe? Evet Tuğçe, hocam. yani situation. Esma Nur sendeki neydi? Hal kelimesi içinde kullanmıştık. Bende de aynıydı hocam. Off the station. Evet. Yanlış. Şimdi situation olmaz arkadaşlar burada. Situation hal, durum demektir aslında. Ama İngilizce'de hal, durum, koşul anlamına gelen belki 30 tane kelime var. Situation burada hiç olmayacak bir kelime. Asla böyle kullanmayın. Şimdi Türkçemiz devamlı söylüyorum kelime açısından fakir bir dil İngilizce'ye kıyaslandığı zaman. Bu sebeple böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Burada kastedilen şey kesinlikle event'tir. Event. Event ve situation aynı şey değildir. Event belirli bir anda, belirli bir noktada meydana gelen, vuku bulan bir olay anlamına gelir. Etkinlik anlamına gelir. Hareket anlamına gelir. Burada kastettiği şey de zaten bir hareket. Şimdi birisini görevinden azletmek, istifa etmek, ölmek, vefat etmek. Bunların hepsi olaydır. Durum değildir, olaydır. Durum nedir? Peki situation nerede kullanırız? Bir kere situation kök olarak situ'dan gelir. Latince situ'dan gelir. Ve Latince situ yer demektir. Bulunduğun yer. Olay demek değildir yani. Situation belirli bir yerin belirli bir andaki manzarasıdır. Yani veya bunu insana da uygulayabiliriz. Ne bileyim ülkeye de uygulayabiliriz. Her şeye uygulayabiliriz. Ama kelimelerin kökü bize o kelime hakkında çok şey anlatır. Bunlara çok dikkat edeceksiniz.
Şimdi sözlükte situation'ın yanında hal yazıyor diye düşünüp ya da aklınızda böyle bilgi kalmış olabilir. Situation yazamazsınız orada. Şimdi bilim şüpheyle başlar ve şüphe çok değerli bir duygudur. Hemen şüpheleneceksiniz. Acaba burada situation yerine başka bir şey kullanabilir miydim? Ne kullanabilirdim? Burada yazar ne demek istiyor? Üç tane olayın yanında yer anlamına gelen bir kelime kullanabilir miyim diye düşünün. Burada situation hiç tercih etmemeniz gereken bir şey. Mesela başka şeyler söyleyebilirdiniz. Belki onlar kabul edilebilirdi. Circumstance olabilirdi. Condition olabilirdi. Ama situation asla olmazdı. Şunu da unutmayın. Situ kelimesi İngilizce situation'ın yanı sıra site gibi kelimeleri de vermiştir. Yani o da biliyorsunuz yer, mekan anlamlarına gelir. Yani mekanla olay bambaşka şeylerdir ve burada asla kullanamazsınız. Dolayısıyla orada da yine event'i kullanmanızı tercih ederdim. Evet. Şimdi fıkra madde ve bent meseleleri var. Madde article kanunlardan söz ettiğimizde fıkra paragraf, bent de sub paragraftır. Yani fıkranın daha küçüğü anlamında. Bunu biliyoruz zaten, daha önce söylemiştik. Şimdi bir de cümlenin kurgusuna baktığımız zaman, şimdi kurguda şunu görüyoruz. Şuraya kadar olan kısım bir şart anlatıyor. Yani böyle olursa, eğer cümlesi yani karşımızdaki. Sonra da bir sonuç cümlesi geliyor. Yani cümle iki ana bölüme ayrılabilir. Sonuç cümlesi geliyor. Burada şimdi Yusuf yanlış hatırlamıyorsam if and when'i tercih etmişti değil mi? Onu evet. If and when denendiğiniz case'i öğrendi, onu uyguluyor. Çok güzel. Olabilirdi, yani Yusuf'un o tercihi olabilirdi. If de kullanabilirdik. Ama ben burada in case of'u tercih ederdim. Şimdi in case of ya da in the event that, Esmanur in the event that'i kullanmış olabilir. Ya da başka ne diyebilirdik? Ha, should kullanabilirdik direkt olarak if yerine. If de kullanabilirdik tabii. Burada if zaten her yere sığan bir kelimedir. Ama ben burada bunu yaparken in case of'u tercih ettim. Şimdi demin ne dedik? Vacancy'nin belirli kaprisleri vardır. Vacancy der ki bize ya beni tek başına kullanacaksın ya da sıfat tamlaması olarak kullanacaksın. Yani bu cümle başında in case of a vacancy diye gelirken a vacant seat de diyebilirdik. Çünkü yönetim kurulundaki her üyelik bir koltuktur. Membership değildir. Mesela membership diyen arkadaşlar da o fikirden vazgeçsinler. Yönetim kurulunda koltuklar vardır. Yani yönetim kurulu diyelim ki 7 kişiden oluşuyor. Bu 7 tane koltuk var. Koltuk derken fiziksel koltuktan söz etmiyorum. Üyelik için açılan yerden söz ediyorum. Ve bu İngilizce'de seat'tir. Yani koltuk da anlamına gelen kelimedir. Dolayısıyla cümleye in case of a vacancy ya da in case of a vacant seat diye başlayabiliriz. Devamı yönetim kurulundan söz ettiğimize göre in the board of directors. Board of directors her zaman böyle yazılır. Küçük harflerle yazılmaz çünkü özel bir kuruldur. Şimdi asıl sorun demin söylediğim gibi üç tane olay sayılmış. Arkasından kanunun bilmem ne fıkrasındaki hallere atıf yapıyor. Bu olay anlatılırken şöyle bir yapı uygulamak gerekir. Due to ya da because of hepsi olabilirdi. Sebebiyle. Şimdi dismissal'ı konuştuk. Resignation or death. Bunu da konuştuk. Bir de or'la and arasındaki farkı anlatalım. Bakın şimdi Türkçe'de olayları anlatırken azil, istifa, vefat ve diye devam ediyoruz. Veya demiyoruz. Çünkü Türkçe'de veya kullanmamız seçenek yaratır. Yani ya o ya da o diye yaratır. Halbuki burada böyle bir olay anlatılmıyor.
Fakat İngiliz'in mantığı öyle çalışmaz. İngiliz'in mantığı şöyle çalışır. Eğer o olaylardan tek birinin bile olması bu sonuç için yeterliyse orada or'u kullanacaksın der. And kullanmayacaksın der. Çeviri yaparken bunlara da dikkat edeceksiniz. Yani Türkçedeki ve veya İngilizce'deki and or'a eşit değildir. Unutmayın. İngilizce'deki and or'un mantığı başkadır. Yani İngiliz bizim rahatlıkla ve dediğimiz yerde or kullanır. Burada olduğu gibi. Çünkü farklı bir mantık düşünüyor. Yani due to dismissal, resignation or death or any one of the other events, event'i konuşmuştuk. Listed in, buraya şimdi bir kanunun, bir maddesinin bir fıkrasından bahsedilirken genel uygulama şöyledir. Listed in second paragraph of article 363 of the Turkish Commercial Code. Tuğçe, law kullanmışsın. Türkiye'de yaygın kabul koddur. Ticaret kanunundan söz ederken. Yok hocam, ben de aynısını kullandım. Turkish Commercial Code. O zaman ben yanlış hatırladım. Pardon. Tamam. Evet. Şimdi bu kodla Türkçe'de, İngilizce'de kanun anlamına gelen en yaygın kullanılan üç tane kelime var biliyorsunuz. Code, law ve act. Bunların arasındaki farkları bilmeniz çok önemli. Özelden genele doğru gidelim. Act tamamen British'tir. Amerikalılar da bazı kanunlar için kullanıyorlar. Fakat köken British'tir ve anlamı şudur. Kraliçenin eylemleri. Acts of the Queen. Çünkü İngiltere'de çıkartılan her kanun kraliçenin bir emri sayılır. Sembolik olarak kraliçe onaylar. Ama tamamen semboliktir. Onaylamama yetkisi kalmamıştır artık. Ve ona Acts of the Queen derler. Hatta onun için İngiltere'de bakanlar kraliçenin sekreterleridir. Onun için British'te secretary bakan demektir. Çünkü kraliçenin sekreterleridir. Çünkü her şeye kraliçe karar verir. Teorik olarak. Yani kraliçenin gönlü olsun diye böyle bir şey yapılır. Act tamamen British'tir. Biz bazı kanunlarda act'i kullanıyoruz. Code tamamen US'tir. Amerikandır. Amerikalılar da kanunlaştırma yaparken codification kavramını bulmuşlar. Latinceden geliyor bu da codification. İlk biliyorsunuz en önemli kanunlaştırma hareketleri Roma devletinde var. Ve onlar bu ismi vermişler, kodifikasyon. Sonra da hukuk biliminin temelleri atılırken işte 15. 16. yüzyıllarda ilk önce Bologna Üniversitesi'nde, özellikle İtalyan ve Alman üniversitelerinde kodifikasyonlar yapılmış. Yani Roma devletinin kanunlarının yanına konulan şerhlerle yeni kanunlar türetilmiş. Kökü buradan gelir. Türkçedeki kanun, Türkiye'deki kanunların büyük çoğunluğunda kodu tercih ediyoruz. Law nedir derseniz, law genel olarak hukuk demektir aslında, bilimin adıdır. Türkiye'de yeni çıkartılan bir takım küçük kanunlarda law kelimesini de kullanıyoruz. Demek ki üçünü de kullanıyoruz ama kullandığımız yerlere dikkat ediyoruz. Yerleşik bazı kabulleri es geçmiyoruz. Yani Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun gibi temel kanunlarımız, ülkenin temel kanunları genellikle kod kelimesiyle anlıyorlar. Bunu da bir not olarak düşelim. Evet, bu şekilde sıralıyoruz ve böylece if bölümünü bitiriyoruz. Sonra sonuca geliyoruz. Şimdi en büyük hatayı sonuç bölümünde. Şimdi Türkçe cümlemize bakıyoruz. Yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır. Şimdi benim çevirime bakın. The vacancy shall be filled in by a new director to be appointed by the remaining directors. Bakın, farklı düşünün. Yani cümleyi motomot Türkçe'de olduğu gibi özne neyse işte onu koyup, sonra yüklem neyse onu koyup yapmayın.
mantığınızı çalıştırın. Burada ne anlatılıyor? İşte yönetim kurulunda bir koltuk boşalırsa ne yapacağız? O koltuk doldurulacak. Kim tarafından? Yeni bir direktör tarafından. Bunu kim tayin edecek? Kalan üyeler tayin edecek. Anladınız mı? Yani özellikle Türkçe'den İngilizce'ye çeviri yaparken bu konu çok önemli sevgili arkadaşlar. Asla orijinal metnin aynısını kurmaya çalışmayın. Oradaki anlamı kavrayıp o anlamı aktarmaya çalışın. Şimdi bu cümleye geri dönelim arkadaşlar. Bu ikinci cümlemiz. Böyle dışarıdan bakıldığında kolay bir cümle gibi gözüküyor. Ama özellikle bu tip cümlelerde dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu cümlede ben kendi önerimi size sunmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Kendi uyguladığım bir yöntemi söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, özellikle Türkçeden İngilizce'ye çeviri yaparken aklınıza gelen İngilizce cümle yapısının İngilizce'de yaygın kullanılıp kullanılmadığını internetten, Google'dan sağlama testi yaparak çözümleyebilirsiniz. Aklınıza gelen cümleyi Google'a yazın ve sizden önce başkalarının bu şekilde düşünmediğini test edin. İkincisi, kullanmayı düşündüğünüz kelimelerin mesela burada kullanılıp kullanılamayacağını, buraya uygun olup olmadığını, doğru olup olmadığını test etmenin yolu da şu. Mesela Yusuf burada esen kelimesini seçmiş. Esen fiili yanlış burada. Esen'i kullanamayız. Sebebini anlatacağım şimdi. Peki bu hatayı Yusuf yapmaktan nasıl kaçınabilirdi? Şöyle kaçınabilirdi. İlk önce tezarusu açacak. Tamam mı? Esen yazacak. Karşısına bir sürü kelime çıkacak. Bildikleri kelimeleri ayıklayacak. Bu olur, bu olmaz, bu olabilir gibi notlar verecek kafasına göre. Bilmedikleri kelimeleri Webster'da araştıracak. Yani ikinci aşamada Webster. Webster'a girecek, o bilmedikleri kelimelerin dilde nasıl kullanıldığını, aralarında nasıl bir fark olduğunu, burada esen kelimesinin doğru olup olmadığını, kullanılıp kullanılamayacağını test edecek. Bu çok önemli. Bu iki basamaklı yöntemi mutlaka uygulayın. Hepinizin güzel bir tezarusu olsun ya da internetteki tezaruslardan yararlanabilirsiniz. Tezarus çok az kullanılan ama çok değerli bir sözlük tipidir. Ve ikinci aşamada da Webster gibi iyi bir kaynaktan yararlanabilirsiniz. Bir de mutlaka internetten sağlama testi yapmayı unutmayın. Yani verification test. Yani girin internete, daha önce sizin gibi düşünen başka birileri oldu mu olmadı mı? Olmuşsa kaç kişi düşünmüş? Bunları test edin. Bazen şöyle olur, mesela biz çeviri yaparken karşımıza sıklıkla çıkar bu. Aklımıza bir şey gelir, bir çözüm. Fakat içimizde bir küçük kuşku vardır. O kuşkuyu dağıtmanın yolu şudur. Alırız çözümümüzü, kopyalarız, gireriz Google'a, sorarız. Diyelim ikinci bir seçeneğimiz daha var, onu da sorarız. Ve burada insanlar bu cümleleri cümlenin içerisinde nasıl kullanmış, neler yapmış çok güzel bulabiliriz. Hatta size şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu metinler sonuçta sıklıkla kullanılan metinler olduğu için bazen çok doğru cümle tiplerini internetten doğrudan bulduğumuz bile oluyor. Yani doğrudan onu alıyoruz. Daha önce kullanılmış, yani bizden iyi düşünmüş birisi daha önce yapmış oraya koymuş olabiliyor. Bu çok yaygın. Nitekim mesela bizim de şirkette uyguladığımız yöntem bu. Yıllardır yaptığımız bütün işleri bir arşive koyuyoruz ve arşivden herkes arşive girerek geçmişte neler yapılmış bunlara bakabiliyor. Bu çok önemli. Buna çok dikkat edin. İkincisi, demin de söyledim birinci bölümün sonunda, asla bir Türk gibi düşünerek İngilizce yazı yazamazsınız. Bu mümkün değil. Yani İngilizce yazı yazarken İngiliz olmak zorundasınız.
Bu da mümkün. Yani beynin iki ayrı kültürde ve iki ayrı dilde çalışması, hatta 4-5 dilde birden çalışması mümkün. Bunun dünyada binlerce örneği var. Siz de yapabilirsiniz çok rahatlıkla. Farklı düşünmeye çalışın. İlla ki buradaki özneyi alıp, işte bu şekilde seçilen üyeler özne. Tamam, at kenara. Şuraya kadar görev yapar, tümleç. Görev yapar, yüklem. Böyle değil. Yani İngilizceden Türkçe'ye yaptığımız yöntemi Türkçeden İngilizce'ye de uygulamayalım. Farklı düşünmeye çalışalım. Burada ne anlatılıyor? Geçici olarak bir üye tayin edildi, değil mi? Adamın biri öldü, istifa etti her neyse. Birini seçtiler, daha doğrusu tayin ettiler, seçmediler, seçim yapılmadı. Tayin yapıldı. Ve o kişi geçici olarak görev yapıyor. Nereye kadar görev yapıyor? İlk adi veya yani olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantısı. Yani next toplantıya kadar görev yapıyor. Çünkü yönetim kurulu üyelerini seçme hakkı aslen, hakkı ve yetkisi aslen genel kurula ait. Dolayısıyla yönetim kurulunun kendi içinden birisini tayin etmesi geçici bir çözüm. Demin söz etmiştik. İşte boşluk kalmasın diye yapıyorlar bunu. Çünkü yönetim kurulunun 6 değil de 7 kişi olması hayati önemlidir. Çünkü kararlar oy çoğunluğuyla alınır ve oy çoğunluğu olabilmesi için zaten tek sayı olması gerekir. Artı ne kadar çok insan olursa yönetim kurulunda o kadar çok görüş olur, o kadar çok tartışma olur, o kadar doğruya ulaşma imkanı olur. Aksi halde 3-5 kişi ya da tek kişi, 2 kişi oturup bütün kararları alırsa mantıksız bir şey olur. Yani şirketler de sonuçta fikir çatışmasıyla, yani fikirlerin çatıştığı, tartışmaların olduğu toplantılar sonucunda kararlarını alırlar. Yoksa adamın biri oturup her kararı herkesi dikte etmez. Böyle bir şirket zaten yürümez. Yani profesyonel uzmanlar yönetir şirketleri. Aksi halde zaten şirket 3 gün sonra batar. Çünkü tek kişinin bütün doğruları bilmesi olanaksızdır. Onun için uzmanlığa ihtiyaç vardır. Şirketler de buna çok dikkat ederler. Evet, kısaca bu ön bilgiyi verdikten sonra bu cümleyi ben olsam nasıl yapardıma gelir. Bu cümleyi ben farklı şekilde düşünerek yapardım. Çünkü bazı cümleler motomot çeviriye yatkındır. Eyvallah, o gider. Yani İngiliz de böyle düşünebilir sonuç itibariyle. Ama bu cümlede İngiliz böyle düşünmez. Yani Türkçe'de olduğu gibi bu şekilde, bir kere şekilde lafı İngilizcenin müziğine, ruhuna uygun bir laf değil. Yani bunun karşılığı olan in this way, as such gibi kelimeler İngilizce'de böyle bizim durup durup kullandığımız kelimeler değil. Yok mu? Var ama tercihimiz değil, öyle değil. Tamam mı? Farklı düşünmek ne demek? Cümleyi ters yüz etmek demek. Tamam. Nedir burada şeyimiz? Kastımız şudur. Term of office of such directors. Bir kere yönetim kurulu üyesinin adı member değil, director'dır. Onun için direkt olarak director diye girmek gerekir. Fırat burada member diyerek yanlış yapmış. Term of office of such directors shall continue until, gerisi doğru. Şu en doğrusu, şunu alalım. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ordinary ve extraordinary kelimeleri, yani olağan ve olağanüstü toplantı kavramları Türkçe'de biz çevirmenlerin uydurduğu bir şey. Normalde Anglo-Sakson hukukunda bunların karşılıkları başka. Anglo-Sakson hukukunda olağan toplantıya neydi unuttum şimdi kelimeyi. Extraordinary'e special meeting diyorlar. Yani özel toplantı diyorlar. Sebebini anlatacağım. Şeye de annual meeting diyorlar. Annual ve special diye düşünün. Bunun sebebi şu. Şimdi anonim şirket hukukunda
genel kurulun, yani tüm hissedarların oluşturduğu kurulun senede bir kere, en azından bir kere olağan bir toplantı yapması zorunlu. Bu senelik bir toplantı. Yani senede bir kere toplanır. Genellikle de mali yılın sonunda toplanır. Buna da annual meeting denir, yıllık olduğu için. Extraordinary olanlar adı üstünde özel bir durum olduğunda toplanırlar. Ve o toplantı da special'dır, özel bir toplantıdır. Çünkü genellikle büyük şirketlerde hissedarlar genel kurulu 300 kişiden, 500 kişiden, 600 kişiden oluşan kurullardır. Bunlar böyle 3-5 kişi, 7 kişi değildir. Bunların böyle her istedikleri zaman toplanmaları, yeterli çoğunluğu sağlamaları olanaksızdır. Hatta büyük şirketlerde hissedarların yarısı dünyanın öbür tarafında yaşar. Şimdi nasıl olacak bu? Özellikle pandemi döneminde bu konuda çok sıkıntı çıktı çok uluslu şirketlerde. İşte bir takım teknolojik çözümler bulunmaya çalışıldı. Ama her halükarda bu toplantıların yüz yüze yapılması çok önemlidir. Tartışmalı olması çok önemlidir. Ben de daha önce sözlü çeviri yaptığım zamanlarda bu tip toplantılara çevirmen olarak çok gitmiştim. Şeyi budur. Yani Anglo-Sakson hukukundaki karşılıkları annual ve special'dır. Özel, yani olağan ve olağanüstü toplantı anlamında. Biz ama Türkçe'de bu kavram yerleştiği için Türk Ticaret Kanunu'na böyle bir karşılık bulduk. Genel kabul gördü ve böyle kullanıyoruz. Ama bu bilgi de dağarcığınızda dursun. Dediğim gibi burada kastedilen şey, yukarıda belirtildiği gibi seçilen, daha doğrusu tayin ediliyor aslında, seçim de değil, üyenin görev süresinin ilk toplantıda sona ereceğidir. Dolayısıyla shall continue until diyebileceğimiz gibi shall end at de diyebiliriz. Yani orada sona erecektir anlamında. Çünkü bu tayin tamamen geçici bir tayindir. Normal yetkilerin dışındaki bir tayindir. Bu sebeple böyle bir çözüm bulunur. Evet, bu cümleyle ilgili sorusu olan var mı? Anlamadığınız bir yer, takıldığınız bir şey. Ha, assign'i söyleyecektim, Yusuf'un yaptığı hatayı. Assign görevlendirmek demektir. Görevlendirmekle tayin etmek akla kara kadar farklı şeylerdir. Seçmek de farklıdır. Burada ya appoint kullanılmalı, yani illaki bu cümle yapısı kullanılacaksa, ya da elect kullanılmalı. Select hiç olmaz. Elect bildiğimiz seçimdir. Ufak ya da büyük boyutlu ama her halükarda adaylar arasından yapılan bir seçimdir. Bir şey adaylar arasından yapılıyorsa, yani birden fazla aday varsa, orada bir election vardır. Şimdi o cümlede ne diyor? Üyenin asaleten tayini, yani asil üye olarak tayin edilmesi. Ne demek bu? Bir yönetim kurulunun geçici bir çözüm olarak dışarıdan bulduğu adam tamamen geçici bir çözüm. Yani ilk genel kurul toplantısında oya sunuluyor. İlk genel kurul toplantısında kabul edilmezse zaten geçersiz hale geliyor. Genel kurul yeni birini de tayin edebilir. Kabul etmek zorunda değildir. Genellikle de zaten kendi kafalarında başka birileri vardır. Onu tayin ederler. Dolayısıyla geçici bir çözümdür. Şimdi asaleten ne demektir? Bir kere ona bakalım. Asaleten biliyorsunuz vekaletenin karşıtıdır, zıttıdır yani. Bunlar zıt kavramlardır. Bir yere vekaleten atanırsanız aslında birisini temsil ediyorsunuz demektir. Yani asil üye değilsinizdir. Asaleten tayin edilmek ne demektir? Asil üye olmak demektir. Yani asil üye ya da vekil üye ya da yedek üye de denir. Vekil ya da yedek üye de denir. Yani başka birisi yokken siz gidersiniz oraya. Asil üye olduğunuzda zaten otomatikman doğal üyesisinizdir. Demin sözünü etmiştik. Bu ilk seçim tamam, daha doğrusu ilk tayin tamamen geçici olarak yapılıyor. Mecburiyetten yapılıyor. Dolayısıyla üyenin gerçekten o göreve gelmiş sayılabilmesi için ilk toplanan genel kurulda onay kararının alınması gerekiyor.
Şimdi şöyle bir yöntem de var tercih edilebilecek. The director elected as above may be appointed finally bla bla diye devam edebilir. Bu da bir yöntem tercih edilebilir. Ama başka yöntemler de var. Bir kere cümleye definitive appointment olarak başlamak doğru bir yöntem değil. Aslında şöyle bir doğru yanı var. İlk appointment'ın temporary olduğunu gösteriyor. Ama niye böyle yapıyorsunuz? Şöyle yapabilirdiniz. Yani farklı bir yöntem seçebilirdiniz. Şimdi şu yukarıdaki örnekten yola çıkarak gidelim. Şimdi yukarıda belirtildiği gibi tayin edilen üye bir dakika burada bir şey kullanmamız lazım. Evet, permanent member. Asıl üye permanent member'dır. Aklınızda olsun. Permanent member yani daimi üye anlamında. Öbürü zaten tamamen standby'dır yani yedektir. Ona da ya associate denir ya da farklı şeyler de söyleniyor ama daha çok associate member kullanılır. Associate member permanent gelmediğinde yerine geçen adamdır. Öyle hocam, yani yardımcı gibi. Efendim? Bu permanent member yerine full member nasıl olur? Full member de kullanılıyor. Full member de kullanılıyor, o da doğru. Full da diyebiliriz. Yani bu gerçek üyedir, tam üye anlamında. Öbürü dediğim gibi öbürü yokken gelir devreye girer. Dolayısıyla burada kastedilen şey geçici olarak tayin edilen adamın daimi hale gelmesi meselesidir. Appointed as a will become a permanent member only if his her appointment is approved in the next meeting. Gerisini yazmıyorum biliyorsunuz. Yani cümleyi biraz uzatmak pahasına doğrusu böyledir yani. Doğru çeviri böyledir. Çünkü burada kastedilen şey tamamen budur. Söylenmek istenen şey de budur. Yani yukarıda tayin belirtildiği gibi tayin edilen kişi permanent üye haline ancak tayini onaylandığı takdirde gelir demektir. Şimdi burada depends on kullanılmasına karşı çıktım şeyin Yusuf'un çevirisinde. Is dependent on ya da upon dedim. Çünkü yaygın kullanım bu yöndedir Yusuf. Depend on'u birazcık hafif bir anlam kaymasıyla kullanıyoruz İngilizce'de. Ona dikkat et lütfen. Subject to da kullanılabilir. Burada subject to'ya karşı değilim. Ama definitive meselesi burada çok doğru değil. Yani evet bir definitive olayı var ama cümle yapısının demin söylediğim gibi, ilk başta söylediğim gibi, hep anlatmaya çalıştığım gibi beyninizi farklı yönde çalıştırarak çözümler bulmaya çalışın. Vaktimiz var galiba, bunu da bitirebiliriz. Turgut Bey, burada when olabilir mi sizce? Çünkü önceki çevirilerde when olarak çevirdiğimizi hatırlıyorum da. Doğru, doğru. Evet, if ile özellikle Yusuf da yapmış onu. If ile when'i yan yana koyarak böyle şeyler, kompozisyonlar yapıyoruz. Ama burada farklı bir şey deneyeceğiz. Ben olsam cümleye böyle başlar. Evet, okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama okuyayım isterseniz. In case of non-approval of the appointment cited in the preceding sentences by the General Assembly of Shareholders. Yani İngilizce'de pek çok seçenek var. İngilizce çok zengin bir dil. Varyasyonlar açısından zengin, cümle yapıları zengin, kelime zaten zengin. Bakın ne yapıyorsunuz? If koymak zorunda değilsiniz burada. Preceding yukarıdaki demektir. Önceki demektir. Önceden gelen demektir.
yukarıdaki cümlelerde atıf yapılan tayinin genel kurul tarafından onaylanmaması halinde. Tamam. Yani cümleyi böyle kurgulayın. Devamında buna uygun getirelim. Böyle bir durum olursa, yani böyle bir halle karşılaşırsak, evet, General Assembly of Shareholders'ı tekrar yazmıyorum. Ya da evet. Peki. Yazalım şimdilik. Aslında başka bir çözüm daha var. Şimdi cümlenin sonuç kısmında ne diyoruz? The vacancy resulting therefrom. Çünkü ilk tayin genel kurul tarafından onaylanmazsa vacancy, yani boşluk, tekrar oluşmuş olacak. Çünkü getirilen kişi, tayin edilen kişi kabul edilmemiş olacak. Dolayısıyla the vacancy resulting therefrom, yani bundan kaynaklanan boşluk nasıl doldurulacak? Yeni bir seçimle doldurulacak. Seçimi kim yapacak? Genel kurul yapacak. Yani mantığı böyle düşünün. Genel kurul onaylamazsa tayini, ne olmuş olacak? Bir boş koltuk çıkacak ortaya. İşte burada da bizim pronominal adverbs'ler dediğimiz kelime grupları devreye giriyor. Yani cümlede tekrarlardan kaçınmanın yolu pronominal adverbs'leri iyi kullanmak. Bunları iyi